Evet, çok sevgili PADOK TV izleyicileri, e, uzun zaman sonra bir video ile karşınızda olacağım. Bugünkü İzmir yayınımızı yapmadık. E, ben ve sevgili kardeşim Özgür Beşir sizlere video ile destek olacağız. E, İzmir'de 7 koşulu bir yarış programı var. Önce kendi videomu e, çekeyim, e, kanala yükleyeceğim. Özgür de gönderdiği zaman e, sizler için e, yüklemiş olacağım. E, Dediğim gibi 7 koşulu bir yarış programı var. İzmir'de 63 atı saat alacak. Günün birinci koşusuyla birlikte Üçlü Ganyan başlıyor. 1600 metre mesafede kum pistte koşulacak koşu ki ağzımız alışmış. Tüm koşuların kum pistte olduğunu söyleyelim artık ayrı ayrı kum pistte diye değerlendirme yapmayalım. Mesafe 1600 koşuya 8 safkan katılıyor. Bu koşuyla birlikte Üçlü Ganyan başlıyor 7'li plase başlıyor. Yarış hayatlarındaki ilk birinciliği elde edebilmek için mücadele edecek bu isimler. Takı değişiklikleri var. 4 numaralı kaçın kurası. Kapalı gözlük takısı ilavesi almış durumda. 5 numaralı Nord Rüzgarı. Kapalı gözlüğü ve dil bağını çıkarmış. 6 numaralı Oğlum Han. Kapalı gözlüğünü çıkarmış. Ve 7 numaralı Zar Zor. O da kapalı gözlüğünü çıkarmış. Şimdi bu koşu aslında... Altlı Gayan dahilinde olsaydı çok keyifli bir mücadele bizleri bekliyordu zorlu bir koşu olduğunu söyleyelim yani. 7'li presi için bu kadar at yazılır mı? yani için bu kadar at yazılır mı diye sorabilirsiniz. Ama birçok takip atımın bir araya geldiğini görüyorum ben bu koşuda. E, üç numaralı hızlı akar koşunun bence net favorisi olur. E, Safkan'ın çim pistte başarılı performansları var. Son koşusunda çimde ikincilik elde etti. Mesafe o gün e, 1200'dü. Biraz da ağır pistti. Nevzat'la start aldı öncelikle. Bütün koşularında onu söyleyeyim. Kumpiste start aldığı tek koşulunda beşincilikle ayrılmıştı bu at. Bugün uygun bir grup yakalamışken muhakkak değerlendirmeye alınmalı. Son koşulun ardından 400 metrelik bir işi gözüküyor bizde kayıtlı. 28.8 yapmış. Hızlı akar. İlk sıradan kuponlara da yazılmalı. İkinci sıradan yazmak istediğim isim ise Özbelge Ekelius'un Safkanı Kaçın Kurası. Kapalı gözlük takısı ilavesi. Safkan hakkında yorumlarım var. Çok güçlü bir orijin var. Özgünan e, temsilcisi. E, bu koşuya girerken 1201 bir 27.5, 1.13, 29.6'lık bir iş. Üstüne bir 24, özür dilerim 28 4 1, 400 metre iş yapmış kaçın kurası. Muhakkak iddialı olacaktır. Takip ettiğim isimler var. Bunlardan hatırlarsınız ki daha önceleri tek yazdığım e, fakat kazandırma başarısı göstermediğim kapasitesinin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir isim var burada. Ee, henüz yamak sıfır aprantiğiyle start alacak Mete Göl'le. Oğlumhan. Koşudan çıkar mı Mete Göl? zaman zaman at biniyor. Çıkmaz diye düşünüyorum ama bu Oğluman'ı bir takibi alalım cebimize koyalım bu Oğluman'ı. Bence iyi performans ortaya koyar Oğluman. Ee, kapalı gözlük taksini çıkardığını az önce söylemiştim ben sizlere. Daha sonra önereceğim isim ise 5 numaralı Nord Rüzgarı. Nord Üzgarı start aldı. E, her koşusunda e, ön plana çıkarıldı. Bugün Bilen, yani üzerine dekler olmuş aprante kardeşimiz uzun zamandır at bilmiyor. Muhtemeldir ki yarıştan çıkacak. E ama e, Nord Rüzgarı'nı şöyle bir köşeye ayıralım yani. Bu koşuda start almaz gibi gözüküyor. Lakin e, Nord Rüzgarı dediğim gibi start aldığı tüp koşullarında ön plana çıkan isimler arasında e, bundan sonraki yarışlarında eğer ki e, start alırsa ki yarın almayacağını düşünüyorum ben. E, değerlendirmeye alınması gereken, ihmal edilmemesi gereken bir isim Nord Rüzgarı hep böyle bir beklenti içinde olduğumuz, lakin beklentilerimizi hiçbir zaman karşılayan bir isim. E, tabii ikinci tutan Cömert Soy da var. O da Ali Berk'di galiba Berk kardeşimizin ismi. Bakayım şuradan. Ali Berk Metin de start alacak. E, kardeşimiz çok akbindi. Henüz kazanamadı. İkincilikleri elde etti ama son koşusunda da Cömer Soy'la yine e, dördüncülük elde ettiğini görüyoruz Ali Berk'in. Bugün de yine şans deneyecek. Yani neresinden bakarsak bakalım zorlu koşu. 3-4 yazıp geçebiliriz. Ziyaretleri değerlendirdik. değerlendirdik. Çıkabilecek bir at var. Oğlumanı ıskalamak istemiyorum. O da Mete'yle start alacak gibi gözüküyor. Keyifli bir mücadele. Bizleri bekliyor. Kolay gözükmeyen bir koşu aslında. Tahmini. Ama 3-4 yazalım da ne yazarsan yazalım. Yani ne yazarsanız da yazalım aslında. Ve bu koşuda. 6'lı ganyan başlıyor. 4 yukarı Arapların Handicap 16'sı. Saatler 19'u gösterdiğinde 6'lı ganyanın startını vereceğiz 1600 metre mesafede. 11 Safkan start alacak. Tabi handikap koşu olmasından dolayı kilo farkları bari şekilde ortada. 60 var 59.5 var 59 var 59.5 var 59 var. İlk 5 at böyle. Son 3 atında 50'lerde olduğunu görüyoruz. Yani 9-9.5 yıllık bir makas var. Ee, fazla at yazdığım bir koşu. Zorlu bir koşu. Yine program komitesi birinci ayağa zorlu bir mücadeleyi koymuş. 8 numaralı sıra. Ön plana çıkardığım isim. Son koşunu kazandı. Kazanırken de birçok ismi geride bıraktı. İkinci oldu. İkinci olurken de birçok ismi geride bıraktı. Bence form durumu çok iyi. Bugün de kazanmaya en yakın isim. Hani olur da. ilk ayakta ben tek yazacağım ya. Fazla at yazmak istemiyorum diyen dostlar olursa muhakkak tek yazsınlar. Tek yazmayacağım. iki at yazacağım diyen olursa ağır kilolarla koşmaya alışık bir isim var burada. Ee, bu atı yazalım mutlaka. O da 3 numaralı Şahsekin olsun. Ya tekle başlamak isteyen 8. iki atla başlamak isteyen 8-3 yazsın buraya. Ardından sıralama yapacağım. 2 numara şif nefesi iyi koşmasını bekliyorum. Halil son zamanlarda iyi form yakaladı. Yola çıkıcı şans verelim. 9 Ahmet Ali ee, zaman zaman etkili olabiliyor ama bomboş kulosuyla değerlendirmeye alınmalı. 5 balı Kumral ada hakkında iyi duyumlar var. Mustafa Çiçek biniyor. Ayabakanın temsilcisi. 7 numaralı Ehiroğlu ilerleyen yaşına rağmen zaman zaman etkili olabiliyor. Ve son olarak da 4 balı canım babam diyeceğim. 8 8 3 ardından 2 9 5 7 4 eee yani zor da bitebilecek, favoriyle de bitebilecek, sürprizle de bitebilecek bir koşu e, günün ilk ayağı. Geldik 3. koşuya, Bankum'un olduğu koşuya. Yedi kısa vade bir mücadele. 3 kare İngilizler koşacak. 1900 metre mesafede koşulacak koşu. E, bu grubun e, şu anki performanslarına baktığımızda üzerinde olduğunu düşündüğüm bir isim. Kalite olarak üzerinde olduğunu düşündüğüm bir isim. Tabii burada büyük bir kalite var. El Nino o Safkan'ı ayrı istiyorum yani. Büyük başarıları olduğu grup yarışlar kazandı. Ama 8 yaşında artık eski performansını sergilemiyor. Hakeza Çatalkaya 7'ye geldi. O da 8 olacak. Elinde 9 olacak. Bu Safkanlar e, eksik koşuyorlar ilerleyen yaşlarından dolayı. Asko eski Asko değil. Burada 5 numaralı vaiz benim bankom. E, son iki koşusunda elde ettiği ikinci bana göre başarılı. Bugün iyi formu, iyi idman durumu kazanmasını bekliyorum Özcan Yıldırım'la. Oğuz Dağlaroğlu'nun Safkan'ı vaizi bank olarak öneriyorum. Ve 6'lı kayın kuponlarına tek olarak yazılmasını tavsiye ediyorum. Geldi günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı dördü. Yamak 2 statüsündeki apanti kardeşlerimiz at biniyor. Yamak 2 ne demek? 0 ila 99 yarış arası kazanmış tüm aprantilerin e, dahil olduğu bir mücadele. 0 ila 99 yarış kazanmış tüm aprantilerin dahil olabileceği bir mücadele. Kolay gözükmeyen bir mücadele. 2 yarış gördü bakın Özenger. 2 yarış gördü. Ağır kilosuna rağmen sonlara kadar önde gelir. Muhakkak şans verelim. Bir numaralı özen Gelen net favori. Altı numaralı Cash is King. Son koşusunu görmezden geliyorum. Merçan Akın nasıl start alacak? Muhakkak değerlendirmeyi almamız gereken isimlerden bir tanesi daha. 5 numaralı Win. Özür dilerim. Obrada. Obrada 42 günlük bir arası var. Gününde olduğunda çok başarılı performanslar sergilerini hep birlikte gördük. Sorunlarından dolayı eskisi gibi koşamıyor ama bugün uygun rakipler arasında değerlendirmeyi alınmalı. 2 numaralı Michael bu safkanın da 6 günlük aradan döneceğini, 6 günlük aranın ardından koşacağını söyleyelim. E safkan bir yarış görmüştü biliyorsunuz 6 gün önce ve 6 aylık aranın e, o zorluğunu bir nefese nefesinde yaşamıştı ve atmıştı. Bugün artan nefesiyle değerlendirmeyi almamız gereken isimlerden bir tanesi 2 numaralı Michael ve 3 numaralı Parker Face eski üçünden uzak olsa da vermiş olduğu 77 günlük arasından etkili dönmesini beklediğim, iyi dönmesini beklediğim bir isim. Tecrübeli Aplanti kardeşimiz Müsa Kayış ile işte start alıyor. Ona da bir çarpı atalım. 1-6-5-2-3. 1-6-5-2-3. Benim günün 3. koşusundaki, özür dilerim günün 3. ayağındaki sıralama. Geldi günün 5. koşusuna. 5. koşu 20-30'u gösterdiğinde koşulacak. 2 yaşlı İngilizlerin şartlı 3'ü 1600 metre mesafede kum pistte var bu mücadele. E bu koşuyla birlikte 3'lü Ganyan başlıyor. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı. Ön plana çıkardığım iki isim. Dangerous Takit ve King Iran Sight. 3 ve 4 numaralı safkanlar rakiplerinden önde gözüküyor ki başarılı ilk üç yarışının ardından ilk kez kapalı gözlük takısı ilavesi alacak olan 4 numaralı King Iran Sight ee, ve Çin pist yarışını görmezden gelirsek kum pistte e, arka arkaya başarılı performanslar sergileyen Takit temsilcisi Dangerous Takit'te yazmak istiyorum ayrımsız. 3-4-4 3 şeklinde ekonomik fonların geçebileceğini düşünüyorum. Bu koşuyu 6 numaralı okuyayım ben takip ettiğim isimlerden bir tanesi. Mustafa Çiçek tercihiyle değerlendirmeye alınmalı. Ve 2 numaralı Brilliant o da son 4 yarışın ikisini kazandı. Son koşunu kazanan bir isim İbrahim Sefa Söğüt kardeşimiz de şans aramasını beklediğimiz isimlerden. 3-4 çizgi 6-2 benim bu koştaki sıralamam olacak. Günün 6. koşusuna geldik. Günün altıncı koşusu bir meydan mücadele. Bölünenin diğer tarafı. 1600 metre mesafede kum piste koşulacak yarış. Bir numaralı Baba Karataş ve 4 numaralı Güven Han koşuyor. Ekir olarak katılıyor. 1 ve 4 numaralı Safkanlar Ekir'i. Benim alternatif bir tekim var. Geçtiğimiz yarışta da oynadığım, kazanmasını bekledim ve bank olarak yazdım. Lakin o gün beni yanıltıp koşudan ikincilikle ayrılan. 1400 metre mesafede Mehmet Kaya idaresinde Baba Ayıp Türkiye geçilip ikincilik elde eden Nazlı Hilal, Baskın Soy, Tolga Şah, Özütay. bugünkü rakiplerinden Umut Tay ve Torum'un miratını geride mir bırakan Ezrebi Tusafkan. tecrübesiz apranti kardeşimiz ee, Ali Berk Betin'le start alacak ama ben iyi koşmasını bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum. Tek yazacaksak Ezrebi. Bir kere daha deneyeceğim Ezrebi'yi. Çizginin altına iki isim var bende. Bunlardan ilki 5 numaralı Raşit abi. Ve ardından öğreneceğim isim ise az önce sıralarken benim bankomun benim alternatif tekimin geçtiğini söylediğim 6 numaralı Torunun Milan. Torunun Milan'ı yazmak istemememin sebebi de bu safkanı uzun zamandır takip ediyor olmam. Kazanamaz, kazandığında e, benim kuponumda olsun isterim ben bu safkanı. O yüzden ben ona da bir çarpı atıyorum geniş kuponlarda. 3 numaralı Ezrebi'yi tek yazabiliriz ama eğer ki 3 numaralı Ezrebi'yi tek yazmazsak, Önce 5 numaralı Raşit abi ardından 6 numaralı Torun'un Miran'ı değerlendirelim. Padok TV izleyicilerine önerimdir bu isimler. Ama 3 tek yazacaksak 3 numaralı Ezre Berkası 5 numaralı Raşit abi ve 6 numaralı Torun'un Milan'la da bir sıralı ikili denemesi yapabiliriz. Ve geldik günün 7. ve son koşusuna. 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 14 mücadelesi. 1400 metre mesafede kumpiste koşulacak. 15 safkan start alacak bu koşuda. 15 3 yaşlı İngiliz safkanı start alıyor. Fazla sayıda at yazdım. 2'ye böldüm. 4 at çarp artı 3 at yaptım. Favorim takip atım. Muhakkak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bakın bu safkanı çok önerdiler. Bu safkan kendini iyice 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 unutturdu. Bugün üzerinde Sinan Akşin kardeşimiz var. Sinan Akşin'le bugün bir safkanın kazandığını söyleyeyim. Moralli kendisi. Bugün 50,5 50, 50 kiloya bomboşa biniyor. Full bind. Bu safkan binatiman temsilcisi. Kapasitesi yüksek bir isim. Dediğim gibi son yarışlarında son günlerde son zamanlarında bu safkan ön plana çıkarıldı ve iddiası ortaya kondu fakat başarılı performanslar sergileyememişti. Ben bu safkanı unutmadım cebime koydum ve burada ortaya çıkartıyorum. 14 numaralı full main benim cazip favorim. En ciddi rakibi 3 malı Maylar San. Bu safkan yarış hayatına kazanarak başlamıştı. Gönül teşekkür üstü safkanı. Bu safkanın Antalya'da 3. ayın üçünde sentetik piste koştuğunu ve Akın Sözen idaresinde bir birincilik elde ettiğini e, görüyoruz. Bugün vermiş olduğu aranın dönüşünde, vermiş olduğu aranın son günlerinde İstanbul'daki gerçekleştirdiği dereceli ve başarılı galoplarıyla, iç piste gerçekleştirdiği galoplarıyla buraya geldiğini görüyoruz. Maysan Narkın muhakkak değerlendirmeyi alalım. Çok uzun zamandır koşmayayla dikkate almamazlık yapmayalım. Safkan 2'de 2 yapabilir. Uzun arasından kazanarak dönebilir. Şöyle düşünelim ya. Bu safkanın koşmadığını düşünelim. Hiç koşmadığını. Ve bu galoplarla bu yarışa girdiğini düşünelim. Yazmayacak mıyız? Yazacağız tabii ki. 3 numaralı Maylaksan'ı da 2. sıradan yazalım. 1 numaralı Mingunyo. Bu safkan kapasitesi yüksek bir safkan. Tecrübeli bir safkan. 60,5 kilo gibi ee, önemli bir kiloyla koşuyor. 1 numaralı ee, Mingunyo. Bence bugün şans verilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Eğer ki kilo kendisine ağır gelmezse muhakkak yazılmalı ve değerlendirmeye alınmalı. E, ağır gelmezse kilosu sonlara kadar mücadelenin içerisinde kalır. Son olarak ekonomik konularda önereceğim isim ise 4 numaralı Princess Simrina. Bu safkanın ne zaman ne koşacağını kestirmek güç ama bugün Mert Uyar kardeşimizle tercih Uyar mıydı? Bakacağım. Mert Uyar kardeşimizle de değerlendirmeye alınmasını gerektiğini düşünüyorum. Sıralamam 14 1, özür dilerim 14, 3, 1 ve 4 şeklinde olacak. Sizginin altında 3 ismi olduğunu söylemiştim. Bunlardan ilki 2 numaralı Mahanta. Her ne kadar son koşullarında beklentilerin altında kalmış olsa da yetenekli inicisiyle kilo farkını absorbe edeceğini düşünüyorum ben bu safkana çarpı atılması taraftarıyım. Ardından öğreneceğim isim 5 numaralı Navtex olacak. Son koşusu tamamen bir hayal kırıklığı. O koşunu unutturabilecek bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Son ismim ise 8 numaralı Partici olacak. Bu safkan hakkında iyi bir duyum aldığım için sizlere öneriyorum 8 numara particiyi. Bekir Mert Mırık gibi bombacı bir apranti kardeşimizle şans verilmesini tavsiye ediyorum. Bu safkanı da yazıyorum. Sıralamam şöyle oldu. 14, 3, 1 ve 4 ekonomik kuponlara yeterli. Çizgiyi çektim. 2, 5 ve 8 numara safkanları sırasıyla tavsiye ettim. Evet hızlı bir şekilde yaklaşık 15 dakikada ben İzmir'i değerlendirdim. E, keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor. Bir banko var bende, sağlam bir banko. Ben Vize'nin kazanmasını bekliyorum. Onun üzerine de çıkabildiğim kadar güzel bir kupon çıkmış oldum. E, tabii ki en önemli sizin tuttuğunuz atlar. Muhakkak önce kendi tuttuğunuz atları işaretleyin. Ardından bizlerin sizlere tavsiye ettiği, özellikle benim sizlere önerdiğim cazip atlardan aralara serpiştirin. İnşallah faydalı bir gün olur. Ee, Antalya'da Rıza kardeşimle uzun bir ara veren Rıza kardeşimle bir yayın yaptık. İnşallah zaman zaman bizlerle olacak. İzmir'de de az önce de söylemiştim. Hakan Çakmak ve Özgür Beşir'in videolarını göreceğiz. Hepinize bol şanslar diliyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Yarın yine ee, hemen hemen bu saatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.